İyi akşamlar, Güne Bakış'tan merhaba. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Oda TV davası duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme davada yargılanan tüm sanıkların beraatine karar verdi. Beraat eden tüm sanıklar tazminat davası açabilecekler. Oda TV davasında rol alan kamu görevlileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Davanın karar duruşması Çağlayan Adliyesi'nde görüldü ve Soner Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Ayhan Bozkurt, Ahmet Şık, Nedim Şener, Müyesser Yıldız, Doğan Yurdakul, Coşkun Musluk, Sait Çakır, Yalçın Küçük, İklim Bayraktar, Hanife Avcı'nın yargılanması tamamlandı. Tamam, teşekkür. Çağlayan Adliyesi'nde duruşma öncesi yapılan açıklamada Ertuğrul Mavioğlu, İfadeler sırasında Ahmet Şık, adliye sarayının adaletin mezarı olduğunu belirtti ve adliyenin girişindeki Temiz heykelinin bir kefesinde haysiyet ve şeref, diğerinde haysiyetsizlik ve şerefsizlik var. İktidar tetikçiliği yapan hakim ve savcılar için hep o kötü tarafa ağır basıyor, dedi. Duruşmaya CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Sezgin Tanrıkulu, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu ve gazeteciler destek verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer bugün arkadaşımız Gülener Kırnalı ile referandum sürecini konuştu. Çakır Özer eski bir gazeteci olarak medyanın üzerindeki baskılara da değindi. Tespitiniz doğru. Evet'i anlatmakta çok zorlanıyorlar. Gerçekten bu pakete, çünkü paketin sadece hani biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak söylüyor değiliz, bunu bağımsız işte mesela Avrupa Konseyi'nin hukuk konusundaki danışma organ niteliğindeki Venedik Komisyonu'nun yayınladığı rapora bakarsanız bizim anayasa paketiyle ilgili bunun parlamenter demokratik sistemden bir ayrılış ve tek adam yönelimine, güçler ayrılığını ortadan kaldıran bir yönetim doğrultusunda bir gidiş olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. O yüzden bunu yani evet'i anlatmanın öyle bir hani bir geçerli bir gerekçesi gerçekten bulunmuyor. Yani çok şey söylüyorlar ama bunların inandırıcılığı daha söylendiği anda kayboluyor. Örneğin meclis güçleniyor diyorlar mesela. Ama baktığınızda aslında bütün yetkiyi, gücü meclisten alıp siz başkana veriyorsunuz. Ama işte şeylere baktığınızda, sloganlara meclis güçleniyor. Bunların ikna edici olmadığını gördükleri için ya da bunların hayır diyen işte onlarca parti, sivil toplum örgütü, oda, oluşum tarafından çok rahatlıkla çürütüldüğünü gördüklerinden ve bildiklerinden kampanyalarını daha ziyade işte kişiye odaklı, örneğin CHP, örneğin işte Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu odaklı yürütmeyi tercih ediyorlar. Yani bu bir taktik anlayabildiğim kadarıyla. Buna karşılık biz de ve sadece biz de değil, bütün işte az önce söylediğim onlarca parti, yüzlerce sivil toplum örgütü ve oluşumda herkes kendi hayırını anlatmaya devam ediyor. Dediğim gibi herkesin anlatacak onlarca, yüzlerce hayır için gerekçesi var ama evet'i anlatacak bir tane somut, elle tutulur gerekçesi yok karşı tarafın. O yüzden de Kemal Bey de, bizler de, hepimiz de bunu bir işte kişiye odaklı ya da partiye odaklı bir tercih olmadığını ısrarla söylüyoruz. Yani biz buna karşı çıkıyoruz çünkü Kemal Bey dahi olsa, mesela bu yetkiler ona dahi verilecek olsa biz karşıyız diyoruz. Ya da Atatürk dahi gelse, İnönü dahi gelse, işte sadece Sayın Erdoğan istediği değil, Sayın Yıldırım, Sayın Bahçe, kim olursa olsun bir kişiye bu kadar yetki verilemez diyoruz. Benzer şekilde bunun bir parti seçimi olmadığını, bunun bir cumhurbaşkanı seçimi olmadığını, milletvekili seçimi olmadığını ısrarla vurguluyoruz. Çünkü mesela ben alanda görüyorum, evet deyince Erdoğan seçilecek, hayır deyince işte o görevinden alınacak, görevi bitecek. Hayır, böyle bir şey yok. Evet de çıksa, hayır da çıksa Sayın Erdoğan 2019'a kadar görevinin başında.
Hayır çıkarsa Sayın Binali Yıldırım da görevinin başında olacak. Evet çıkarsa biliyorsunuz o bir yani başbakan ve bakanlar kurulu olmayacak. Ama hayır çıktığında şu andaki işte güçler ayrılığı ilkesine dayalı parlamenter demokratik sistem işlemeye devam edecek. Ve bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani o polemiğe ısrarla ne kadar sokmaya çalışırlarsa çalışsınlar biz girmiyoruz ve girmeyeceğiz. Peki. Güne Bakış'ta bu akşam konuğumuz Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz. Halil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sizinle referandum konuşacağız. Bugün Gazete Duvar'da yayınlanan bir yazıyla başlayalım istiyoruz. Hakkı Özdal'ın yazısı, Erdoğan'ın reytingi başlıklı. Ve buradan da aslında hareketle herkes artık kabul ediyor ki propaganda evet ve hayır cephelerinde eşit yürütülmüyor, eşit fırsatlarla yürütülmüyor. Fakat bu evet cephesinin daha büyük olanaklara sahip olması seçmen nezdinde fark yaratabiliyor muyu? Ya da bunun sınırına gelindi mi sorguluyordu bu yazı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi tabii Hakkı Özdal'ın yazısında çok ilginç ve önemli gözlemler vardı. Orada örneğin dile getirilen satır arasında olsa bile önemli bir mesele vardı. Yani nereye bakarsanız aynı yüzü görüyor iseniz eğer. Bu ne demek olabilir? Şimdi kimi zaman sözler, nutuklar, bildiriler, broşürler, açıklamalar, sembolik bazı işaretler karşısında çok aciz kalabilirler. Hatta sembolik işaretlerin gücü nedeniyle sözün arttığını, hani anlatma çabası içerisine girildiğini, dil döküldüğünü, 50 dereden su getirildiğini, işte bir takım ikna hilelerine başvurulduğunu, işte yalanın bir enstrüman olarak kullanılabildiğini siyasi sahnede çok değişik dönemlerde de gördük. Şu anda baktığımızda ne AK Parti'nin parti olarak tarihi, tarihçesi içerisinde yapıp ettikleri, ne onun içinden çıktığı milli görüşe dair temel bir takım işler, Türkiye'nin yakın dönem politikasındaki dönüşüm, ne AK Parti'nin iktidar dönemi olduğu içerisinde çeşitli kesitlerde yaptığı şeylerin sunumu öne çıkmıyor. Bu manada bir yapılacaklar vaadi de söz konusu değil. Ve bir isim görünüyor. Ve her şey bu isim etrafına dönülüyor. Aslında bu iş 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde başladı. O zaman kısmen işe yaradı. Şu sebepten ötürü, işte cemaatle 2010'larda Oslo süreciyle beraber kamuoyunun tanık olduğu gerilim sürecinin o seçimden hemen önceki 17-25 Aralık'la zirveye vurmasından sonra, arada bir de Gezi var tabii ki, bir hedef kişi, saldırı altındaki kişi, AK Partisiz bir Erdoğan isteğine karşı AK Parti'nin verdiği cevap şeklinde o seçimde en küçük beldeden en büyük şehire kadar sahnede sadece Erdoğan vardı. O seçim aynı zamanda Türkiye'nin yakın tarihi içerisinde muhalefetin de seçimin gerçek konusu, gerçek içeriğini değil de bu türden soyut, sembolik alanlardaki laflara esir düştüğü bir zamanda. O seçimde biz nerede kim seçilecek, nasıl oylanacak, ne tür projeleri var, yerel seçim politikalarına ilişkin partiler ne diyor, biraz belki işte hani HDP hariç çok az bir CHP'nin bazı yerel birimleri hariç, hani İzmir, Eskişehir gibi, bu konu öne çıkmamıştı. Biz buradan sadece Erdoğan'a dayalı bir propagandayı gördük, orada başarılı oldu. Peşinden Cumhurbaşkanlığı seçiminde zaten Cumhurbaşkanlığı adayıydı. Sonra iki, yani Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile biz 7 Haziran seçimlerine gittik. Orada da atmosfer nispeten benzerdi ama hep geçmişe yönelik ve geleceğe yönelik özel pozitif imajlar vardı. Hem soyut düzeyde hem somut düzeyde. Soyut düzeyde hani işte 2023 ve 2071, yani biri Türk-İslam sentezi dediğimiz anlayışa özel bir atıf. Diğeri de işte Cumhuriyet tarihinin kendi iç tarihleri içerisindeki bir atıf. Fakat aynı zamanda o dönem belki de son 20 yıl içerisindeki en demokratik atmosfer niteliğindeydi. Burada bu öne çıkma, çok önde durma çabası kaybetti. Sonraki seçime biz, yani Kasım seçimlerine bambaşka bir dille gittik. Artık ne yaptığı işleri, ne yapacağı işleri, ne hani somut bayındırlık, imar vesaire alanlarından tutun da devletin yapılanmasına, işte o çok ünlü vesayet meselesinin çözümü, askerlerin geriletilmesi gibi meseleler geçmişe atıfla başarılı, hem de işte gelecekte bu çerçevede yapılacaklar şeklinde bir
diyalog artık olmadı. Tamamen açık bir biçimde bu otoriter, totaliter, otokrat karakterli yeni yükselen, dünyanın değişik yerlerinde yükselen ya da var olan liderlerin daha çok yaptığı gibi en tipik örneğini de Batı demokrasileri içerisinde bizim oğul George Bush döneminde gördüğümüz çatışma, korku, kaygı, güvenlik ve düşmanlık kavramları üzerinden yürüdü ki fiziki çatışmalar eşliğinde çok vahim acılar da yaşandı. O seçim o şekilde kendileri açısından belirli bir başarıya geldi. Şimdi biz bu iki yıl içerisinde gördüğümüzden çok daha net bir şekilde her yerde Erdoğan fotoğrafı, bütün kanallarda işte televizyon konu, işte internet üzerinde yayın yapan birçok yerde Erdoğan'ın öne çıktığı, ya kendisinin konuştuğu ya da konuşanın bütün işareti ona verdiği, yani onun işte fotoğrafı, imajı altında ya da arkasından konuşabildiği ya da ona işaret ettiği bir kampanya ile gidiyoruz. Şunu da tabii darbe girişiminin yarattığı korkunun kullanılması da söz konusu. Fakat bütün bu kullanımlar içerisinde şöyle bir şeye dikkat etmek lazım. Darbe girişimi, darbeye karşı olan herkesi eşitlemedi. Darbeye karşı olan çok geniş kesimler ağır saldırı altında kaldılar. Şu anda işte geçen gün Üsküdar'da bir AK Parti çadırında bir sunum vardı, onu izledim. İşte darbe gecesi, bombalar atıldı, şu oldu, altyazılar var, biri de anlatıyor oradan. Ve işte Gazi Meclis'in üyeleri kahramanca koştular. AK Parti, MHP ve CHP'li milletvekilleri bir araya gelip kenetlendiler. HDP'liler de vardı, söylenmiyor. İlk birkaç gün böyle bu türden bir hani darbeye karşı olan, dolayısıyla mağdur olabilecek herkesin dayanışmasından yeni bir demokratik gidişat olabilir gibiyken bu hızla geri çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Yenikapı sahnesine aldıktan sonra, ki daha sahnede aşağılayarak başladılar. Genelkurmay Başkanı ile birlikte çıkararak bir bürokratmış gibi davrandılar. Ve Erdoğan'ın çok eksen olduğu bir sahneye koydular ve 1 Kasım seçimlerinden önce gördüğümüz korkuya, tehdide, hem ekonomik istikrar anlamında işte yurttaşların geçim borçlarını ödeme vesaire gibi kaygılarına, hem de işte can güvenliği ki bölünme mevzu dahil olmak üzere, ki eskiden CHP ve ulusalcı denilen kesimlere bölünme korkusuyla Kürtlere zulmediyor propagandası da AK Parti'ye aitti. Aynı zamanda biz bu seçimde AK Parti'nin kendi argümanlarının tamamının tersine de döndüğü, işte kolektif iş, şura geleneği, danışmadan iş yapmama, heyetlerin görüşlerinin ortak olup gidebilmesi. Biz şu anda ne böyle bir ortaklık bunlar görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ile yakınlaşmayla da bir aynı blokta olmakla, evet, da bir alakası var. Tabii var. Zaten hani şeyle kıyaslarsak, çözüm sürecine bakarsak, oradaki işte demokratikleşme ekseni üzerinde önemli bir meselenin silahsızlandırılarak bitirilmesi, kamuoyunun buna ikna edilmesi ve bu şekilde işin devam etmesi. Fakat orada sanıyorum şöyle bir hesaba geldi iş. Oradaki imkanlar, demokratik imkanlar artınca, çözüm sağlandığında zaten AK Parti'ye oy veren Kürtler dışında başka Kürtlerin AK Parti'ye oy verme ihtimali artmadığı gibi azalıyor. O hareket, o mücadeleyi yürüten gruplar, bütün yapılar ve onun sivil alanda var olan işte HDP, ki birçok sol grupla birlikte bir çatı olarak, hani bir Kürt hareketi ya da partisi olmadığı iddiasıyla biliyorsunuz HDP çalışır. Temel kabulleri odur. Bunların oyları arttı. Hatırlayın, aday parti olarak geleceği açıklandığında AK Parti ile gizli anlaşma yapıldı. Çünkü barajı geçemeyecekleri, tarihlerinde %6'nın üstünün görülmediği gibi laflar dolaşıyordu. %6-7 diye düşünülüyorken %13'e kadar varan bir şey oldu. Tersi matematik daha kolay. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu %11 ile 2002'den ki baraj altı kalma meselesinden sonra hep barajı geçtiler. %11 ile 15-16 arasında. Tarihinde %18,5'a çıkmış, iktidar ortaklığı da yapmış bir parti. Buradaki oyları blok olarak talip olmak daha kolay geldi. Devletin temel refleksi dediğimiz şey de buna uygun. Vuralım, kıralım, güvenlik politikasıyla gidelim. Dolayısıyla öyle bir söyleme oturdular ama milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyen bir parti, milliyetçi sembol ve referansların önde olduğu bir yapıya doğru gidiyor. AK Parti'nin ana yapısına bu uygun değil. Bu türden tek kişi kültü yine AK Parti'nin Cumhuriyet tarihi içerisinde eleştirdiği özel bir döneme denk düşüyor. Pek adını söylemiyorlar. Bütün günahları ve suçları İsmet İnönü'ye yıkıyorlar ama o eleştirilerin hedefi de bizzat Mustafa Kemal ve arkadaşları ve onun başındaki yönetim modeliydi. Şimdi şekli olarak
oraya benzi, o eleştirdiklerine benzeyen, yoksa hani aralarında bir benzerlik var, bir devamlık var anlamında söylemiyorum. Benzeyen bir tarzla öne çıkıyorlar. Dolayısıyla şuraya gelirsek, yani medyayı muhalif olan ya da olabilecek ya da iktidara yaranma ihtiyacı duymadan mesleğini düzgün yapmak isteyenlerin kısıtlanması, susturulması, geriletilmesi, diğerlerinin iktidara tabi hale getirilmesi şöyle bir sonuca yol açtı. Nereye baksanız Erdoğan'ı ve AK Parti'nin Erdoğan lehine söylemlerini görüyorsunuz. Ama bu tuhaf bir pozisyona yol açıyor olabilir. Çünkü daha önce işte yarışan rakiplerin açıklamalarının yanına yeni bir takım ümit veren, doğru veya değil, gerçekçi veya değil, yeni kavramlar tartışılacak, kavramlar üreten, hani vizyon da denilen türden bir açılım sağlayabilen bir liderlik ve parti yapısı ve bir o partinin tabanının coşkusu yerine biz kaygı, korku, tek kişilik, tek sesli bir şey duyuyoruz. Burada bu sembollerin çoğulluğu kendi diğer iddialarına hem uymadığı gibi hem karşı tarafın söylemlerini sembolik olarak kanıtlıyor. Dolayısıyla bu dönem hani bu türden yapılar homojen toplum peşine düşüp de bunu güçle, zorla başarmak isteyen yapıların hepsinin başına gelen türden kendisinin hiç beklemediği yer, kişi, konum ve gruplardan kuşku, şüphe ve itirazların yükselmesine yol açabilir. Şu anda bunu görebileceğimiz bir çeşitlilikte ve güçte bir medya yok ama... Yu konuk ettik. O da şöyle söyledi. AK Parti ikna etmesi gerekenleri değil, zaten ikna ettiği insanları tekrar tekrar ikna ediyor. Bu kadar güçlü propaganda yaparak dedi. Bu dönem için mi? Bu dönem için evet. Evet, öyle bir görüntü var. Yani şunun var. Gibi bir şey. Evet, zaten evet diyecek olan kesim AK Parti kesimi zaten her halükarda ikna ediyor. İkna edemediği kesim o değişken olan kesim gibi bir şey mi? Tabii aynen bunu söylüyorum. Yani şimdi tabii şöyle meseleler var. Biz hani Davutoğlu bir tür bürokrattır ve bu harekete sonradan eklemlenmiştir. Ama Abdullah Gül hem Milli Görüş dönemi içerisinde, hani Erbakan'dan henüz bu hareketin ayrılmadığı, AK Parti'nin Milli Görüş'ten ayrılmadığı dönemde, hem de sonrasında işte Bülent Arınç, başka birçok ismi daha sayabiliriz, önemli bir heyet vardı. Şimdi burada biz bunların hepsinin bir tür eski yoldaş konumuna düşürülüp değersiz eski yoldaş olarak sürekli aşındırıldığını görüyoruz. Yerine yeni getirilenlerin de ilginç bir özelliği var. Ya devlet ya özel sektör bürokrasisinde öne çıkmış ama toplumla temasları az olan ya da hiç olmayan kişiler. Örneğin işte Efkan Alay'ı düşünün, işte İçişleri Bakanı'nı düşünün. Yani önceki tiplerin bir başka özelliği vardı. İşte Mehmet Ali Şahin aynı zamanda işte İstanbul Barosu'nda seçim olacağı zaman grubunun orada oy alabilmesi için, ki çok az oylar alınıyordu, kapı kapı gezip işte kendi komşusu olan avukatlar dahil olmak üzere ilişkide temasta bulunduğu avukatlara derdini anlatmaya çalışan nazik, diyaloğa açık görünümlü bir kişilikti. İşte Bülent Arınç yine toplumun içindeydi. Birçok isim böyleydi. Şimdi ise bürokrasiden gelme, çok özel bir heyet Erdoğan'ın etrafında oluşuyor ve partinin biz ne kendi yapısını ne diğer özelliklerini görmüyoruz. Şeyi tespiti doğru olabilir. İkna etmeye çalıştığı şey kendi partisi şu anda aslında anlamında ise, eğer Fehmi Korun'un söylediklerini aktardığınızdan öyle anlıyorum. Kendi içindeki gizli evet, ayrıcılığı. Eğer böyle ise, evet, eğer böyle ise tespit bu ise bu benim gördüğüm şeylere de çok uyumlu. Çünkü zaten karşı taraf dediğiniz, hani o güne kadar size oy vermemiş ama o günden sonra verebileceğini düşündüğünüz kişilere yöneldiğiniz zaman diliniz bu kadar sert olamayacağı gibi karşı taraf dediğiniz sözlerin de duyulmasını istersiniz ki sizin teklifleriniz, öneriniz, projeleriniz, sözleriniz, sembolleriniz onlara karşı üstünlüğü görülebilsin, bir karar noktası oluşabilsin diye. Ya da sabit, şunu da demek istemiş olabilir, sabit her seçimde AK Parti'ye oy veren değil, değişken olabilen 7 Haziran süreçleri tabii, gibi daima. O kitleyi şu an ikna edemiyor gibi bir kanıya varmıştı dün. Ben Kürt seçmen konusuna geri dönmek istiyorum. Aslında şöyle 7 Haziran sonrası yaşananları bölgede düşündüğümüzde son bu referandum süreci de çok 7 Haziran'a benzer bir süreç olarak değerlendiren yazarlar var ama Kürt seçmenin artık bir demokratik siyasetten umudu var mı ve sandığa gidecek mi sorusu çok sık soruldu. Bir de size sormak istiyoruz. Bilinçli bir boykot gibi değil ama yani sandığa gitmenin artık bir, hani demokratik siyaset
yani demokratik siyaset demeyelim ama bir sandıktan çözüm çıkmayacağına dair bir umutsuzluğu var mı sizce? Şimdi tabii çok geniş bir coğrafyadan ve çok büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Aynı zamanda bağımsız haber alma kaynaklarının tamamen tahrip edildiği ve işte Kürt medyası diyebileceğimiz işte çalışanının, önemli ölçüde sermayesinin, işte haber alanları, çalıştıkları alanın vesairenin Kürt olduğu, Kürdistan'la ilgili olduğu türden medyatik yapıların tamamı da tahrip edildiği için biz buralardan değerlendirmeye çok esas olabilecek bilgileri alamıyoruz. Yani bir kapalı şey AK Parti'nin kendi içi ise bir diğeri de orası. Fakat şunu unutmamak gerekiyor. Şöyle bir eğilim, bir kanı var sanki. İşte çözüm süreci öyle ya da böyle bitti. Bunun işte bir zaten baştan beri aldatmacaydı diyenleri var. Bir yerden sonra işte Orta Doğu'daki gelişmeler AK Parti'yi o projeden vazgeçirdi diyenler var. İşte PKK bunu istemedi diyenler çeşit çeşit şeyler söyleniyor. Ve aynı zamanda hani o hareketin güç bir daha toplanamayacağı, işte hani zor durumda olduğu, tepki olduğu vesaire türü sözler var. Fakat dikkat edersek bunlar bu türden argümanların hem dile getiren kişiler, hem dile getirildiği yerler, hem dile getirilmesine izin verilen yerler doğrudan oraların güvenle konuşabileceği, oradan gelen insanların, kişilerin güvenle konuşabileceği, oradaki partililerin, işte HDP'nin çok önemli bir kısmı cezaevine konuldu. Genel başkan, eş genel başkanlar dahil olmak üzere ama dışarıda da çok önemli bir kadro hala var ve çalışmalarını sürdürüyorlar. Buralara mikrofon uzatan yok, takip eden yok, nasıl konuştuklarını izleyen yok. Bu bilgilere sahip olmadan bu tür yorumları yapmak çok doğru değil. Ve bir takım tarihsel ritimlere de bakarsak, 99-2002 arasında da benzer bir kaygı, Kürt halkında bir üzüntü, bir gerileme, bir umutsuzluk dönemi vardı. 90'ların başında çok benzer şeyler vardı ve bütün ve her dönemde de 90'ların başı, 2000'lerin başı, şimdiki dönem, Oslo süreci, işte KCK operasyonlarını hatırlayın. İşte birçok hani geriletme, kıstırma, ümitsiz ve çaresiz bir, küskün bir haldeymiş gibi görünmesine rağmen ve böyle yorumların çok kolay yapılmasına rağmen o politik gelenek, o akımın etrafında bu türden mutlak küskünlükler, geri dönüşler falan pek olmadı. Dolayısıyla şunu çok hani belki şöyle bir kıyaslama yapacak olsak, diyelim ki %13 7 Haziran'da aldı, %10'un üstünde 1 Kasım'da aldı ve hani çok daha gerilere düşmüştür türü bir şey diyecek durumda değiliz esasen. Çünkü bu yorumlar biraz dışarıdan, önemli bir kısmı da konuşan kişinin tahmininden çok arzuladığı, kimi zaman, kimi zaman da korktuğu şeyleri dile getirmek anlamına geliyor. Ben yakın dönem içerisinde bölgede çalışan bazı politikacılarla temasım oldu çeşitli kaynaklardan. Yine orada çalışan gazeteci arkadaşlarla temasım oldu. Örneğin Nevroz kutlamaları hiçbir yerde zannedildiği, beklendiği, belki de iktidarın umduğu kadar sönük, soluk filan geçmedi. Çok ilçelerde, işte Cizre gibi çok acı çekmiş bir yerde bile geniş bir katılımın oradaki politikacıları ve oradaki halkı, politikayla ilgilenen insanları o bakımdan mutlu edecek kadar geniş bir katılımın ve bir tür coşkunun olduğu dile getiriliyor. Yine işte sahada çalışan insanlar hani işte artık küsüldü, HDP'liler oralara gidemez, gelemez türü laflar eşliğinde benzer yorumlar çünkü bir yandan pazarlanıyor. Ama bunların doğru olmadığına dair alametler var. Ben orada belirli bir düzeyin altına oyun düşeceğine inanmıyorum. Her seçimden önce bir de böyle bir gelenek var. Hani Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce işte ya Selahattin Bey onu yapmasaydı işte o olacak. %16, 9 nokta küsur ve o da sürprizdi işte. Ben size anketlerle ilgili de bir şey sormak istiyorum Gökçe. Soralım, kısa bir yanıt rica edelim çünkü sonunda önemsediğimiz bir sorumuz var. Şimdi anket şirketlerinin yöneticileri seçmenlerin en az 1/4'ünün, hatta 1/5'ünün yanıt vermek istemediğini söylüyor ve bundan dolayı da anketlerin çarşaf çarşaf yayınlanmadığını zaten görüyoruz. Yani eskisi gibi sürekli güncellenen anketler yok. Buradan baktığımızda bunu illa kararsızların fazlalığıyla mı yorumlamak lazım, yoksa çok sürpriz sonuçlara mı gebe referandum? Şimdi anket meselesi biraz şöyle, yani anketlere belirli bir fikir edinme mantığı dışında bir güven duymak pek doğru değil. Biz bunun sadece Türkiye içinde değil, Türkiye dışında da örneklerini gördük.
Örneğin anket çalışmaları Trump'ı öyle kuvvetli şekilde öngörmüş değiller. Britanya'yı hatırlıyorum. Evet, Britanya'da olan bitenleri hem Brexit hem de seçim Britanya'daki ve Avrupa'da da benzer örneklerini gördük. Bunun biraz anlamı şu, eğer anketler en doğruyu verme gücüne sahip olsaydı zaten sandık kurmak gerekmezdi. Bu, yani sandığın hala bir tür hani belki mistifikasyon gibi olacak, çok aşırı sembolik anlam yüklüyormuş gibi görünebilirim ama bu türden bir anlamı var ve belki yoksa da var olmasında fayda var. Bizim tabii elimizde sandıktan başka hiçbir demokratik imkan kalmadı, bu ayrı ama. Dolayısıyla hani anketlerin bir kuvvetli gösterge olduğuna dair bir fikirden kurtulmamız lazım. Yine Türkiye'den de iyi biliyoruz, dışarıda da böyle olduğuna dair çok sayıda alamet var. Çok az anket kuruluşu, piyasa bu türden araştırmalar yapan kuruluşların çok azı gerçekten belirli bir ciddiyet ve güvenirlik sahibiler. Üstelik bunlar da olmadık sebeplerle bilinmedik geniş bir parametre değişikliğini kendi örneklemine uymadığı için fark edemeyebiliyorlar. Çok güvenilir olanlar bile belirli momentumlarda, belirli anlarda büyük yanılgılar içerisinde düşebiliyorlar. Şu anda değerlendirebileceğimiz bir hani bir göstergeler dizisi var. Tek tek anket ve firmalardan bahsetmeden söyleyelim. Önceki seçimleri şöyle bir hatırlarsak 7 Haziran bile dahil olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte o yarışı örgütleyen, kamuoya söz alan kişilerinin tamamı ve en başta da Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bu konuda çok büyük bir güvenlik, rahatlık ve böyle sayı beyan etme cesareti içindeydiler. Şimdi pek öyle değil. İşte iktidara yakın olduğu belirtilen firmalardan gelen sayılar 51-52 gibi bir rakamlardan bahsediyor. Dolayısıyla hani tekrar şeye dönersek, İşte hayır çıkmasına engel olabileceği düşünülen olaylar, fikirler, işte bu analizde kullanılan öğeler bir ölçüde haklı olsa bile hayırı azaltan, örneğin şöyle bir bakış rahatlıkla yapılır. İşte Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'ni topladığınızda 50 ile 60 arasında bir sayı çıkar ortaya. 50'nin altına ikisinin toplamı düşmez örneğin kolay kolay. Bu türden şeylere de başvurulabilir. Ama öte yandan şuna dikkat etmek lazım. Demin konuştuğumuz çerçeve içerisinde bir zaten blok hayır kesimi var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve seçmeninin işte benzer bir takım kesitleri sınırlayabiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde hani tabanda büyük bir hayır eğilimi oluşmayabilir ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelen ışıklar, alametler orada bir başka sorun olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla toplumun bütün olan bitenlere bakışında köklü bir değişime yol açabilecek bir eğilim iş başında olabilir. Dolayısıyla hani hayır gibi bir sonuç sürpriz görünenler için sonrasından dönüp ya şu sebeple oldu diye kolay açıklayabilecekleri bir sonuç olabilir. Son olarak diyelim ki 16 Nisan'da hayır çıkarsa Türkiye için ne olur, evet çıkarsa ne olur? Yani tabii bütün bunları kestirmek zor. Bir de olanların hani ilk birkaç günlük haftalık dönemi olacak sonuçların. Bir de bir sonrası olacak. Şimdi eğer bir yapı bütün gücünü bir sonuca bağladıysa bundan vazgeçmemek için birçok yol deneyecektir. Diyelim ki hayır çıktı. 7 Haziran seçimlerini hatırlayın. Seçimden bir gün sonra televizyona çıktı dönemin başbakanı Davutoğlu. Dedi ki seçmene başkanlığı sorduk, hayır dedi. Demek ki sormayacağız. Sanıyorum sonunu da o gün hazırlamaya başlamıştı. Ama döndü, dolaştı, tekrar geldi. Yine darbe sonrasını hatırlayın. İşte bu demokrasi herkese yapılmıştır. Herkes bunun karşısında durmuş, direnmiştir. O halde direnen herkesle birlikte yolumuza devam edeceğiz. O kadar ki işte biz alnı secdeye gelmişleri işe alalım diye baktık. Demek ki bu yaptığımız doğru değilmiş. İşte içki içenler de kamuda olabilmeli türü çok yetkili ağızlardan hani bu kadar basit ifadeler çıktı. Bir süre böyle bir hani sanki bir demokrasiye adım gibi bir şeyler başladı. Birkaç gün içinde hızlıca bu atmosfer kayboldu. Dolayısıyla hayır çıkarsa eğer kısa vade içerisinde hayırdan rahatsız olanlar yeni bir evet için bir takım hamlelere girişecekler. O zaman önümüze iki yol, onların önüne iki yol çıkacak. Ya şimdiye kadar yaptıkları bu çatışmayı yükseltme, gerilimi arttırma, muhalif ya da buna engel olacağını düşündüklerini hukuki olmayan ya da hukuki görünümlü ama yani adli görünümlü ama hukuka uygun olmayan usullerle bastırma
bildik şeyle devam etme, parti içinde birilerine ceza kesme, Davutoğlu'nun önceki şeyinden tasfiye edildiği gibi. Ya bu yola girecekler ya da bir çeki düzen verme, içeride bu hayıra, çünkü hayır çıkarsa bunun önemli bir kısmının Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki bir itirazdan ve o seçmenin tavrıyla bağlantılı olduğunu düşünebiliriz şimdiden. Ya da onunla bir uzlaşmaya, bir hani başka bir tarza doğru dönüş olabilir. Evet çıkarsa şu anda yapılanların çok daha güçlü bir biçimde yapıldığını göreceğiz, devam edecek. Aynı zamanda şöyle bir şey daha olacak. Ben evet'i sadece muhaliflerini ne karşı yetki elde etmek için istediğini düşünmüyorum. Çünkü şu anda kullandığı yetkilerin tamamı o paketin içindekinden daha fazla. Ve şu anda hani muhalefet eden işte Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer meclis dışı partileri de buna katarak muhalefet edenlere karşı kullanmak isteyip de kullanamayacağı, onların engel olabileceği herhangi bir durum da söz konusu değil. Hani şöyle bir yetkiyi alırsam artık CHP'nin şu engellemesinden de kurtulma. Hayır, böyle bir şey de söz konusu değil. O zaman bu yüksek güç arzusunun, bu aşırı güç yetkisinin kendi partisiyle ilgili bir sorunla da yakından bağlantılı olduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla evet çıkması halinde elde ettiği gücü kendi partisi içerisindeki bir tasfiye sürecini başlatmak için kullanacak. Yani eğer evet çıkarsa biz sadece toplum içerisinde akademiden tutun medyaya, özel sektördeki bir takım iş yerlerinden tutun neredeyse spor alemine kadar gördüğümüz tasfiyelerin bir benzerini Adalet ve Kalkınma Partisi içinde görürsek hiç şaşırmayacağım. Eldiran Topuz, çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Ali Duran Topuz ile referanduma 4 gün kala gidişatı konuştuk. Güne Bakış devam ediyor. Liberal Parti eski genel başkanı Cem Toker, arkadaşımız Semih Sakallı ile söyleşisinde referandumda getirilmek istenen sistemin ülkeyi büyük bir darboğaza sokacağını iddia etti. Dediğim gibi biz başkanlık sistemine karşı olan, ben bir siyasetçi değilim, bir partiyi temsil etmiyorum. Başkanlık sistemi fena bir sistem değil. Oturulur, tartışılır. Buradaki sorun denetim ve gücün dengelenmesi olma. Bu demokrasinin alfabesi, A'sı B'si. Demokraside güç denetlenir, dengelenir, kontrol edilir. Kimsenin mutlak gücü yoktur, herkesin biraz gücü vardır. Kimse derken buradan yasama, yürütme, yargıdan bahsediyorum. Siz Anayasa Mahkemesi üyelerinden tutun, valiler, kaymakamlar, devlet su işte aklınıza kim geliyorsa bir adama bunları görevlendirip hiç denetime tabi tutmadan milletten toplanacak 600-700 katrilyon verginin nereye harcanacağını meclisi karıştırmadan. Şimdi diyorlar ki ecdat, tamam ecdat güzel laflar söylemiş, bunları kullanıyorlar. Adalet mülkün temeli de demiş ama bütün akıllı filozoflar, akıllı adamlar Türkiye'de çıkmadı. Ne bileyim bir Montesquieu niye? Onların da var ecdatları, Avrupalıların, gelişmiş demokrasilerin. Niye kuvvetler ayrımını vurgulamışlar? Neden demişler ki iyi bir demokraside kimsenin mutlak gücü yoktur, her erkin biraz gücü vardır. Bu denetimi açsınlar, kuvvetleri ayırsınlar, güçlerin birbirlerini denetlemesine imkan versinler. Mesela niye biz senatoyu ağzımıza almıyoruz? Avrupa'da gelişmiş demokrasilerin hepsinde Amerika, Kanada, Hollanda, İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya hepsinde senato varken biz niye senatoyu tartışmıyoruz? Yani bunlar... Programında Ömer Taşpınar yaklaşan referandumu ve ihtimalleri Ruşen Çakır'a değerlendirdi. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan istediği şekilde rahat bir evet çıkaramıyorsa demek ki hayır konusunda bir ümit var. Ve %40, %40'ı hep görüyorum. Yani %40 evet, %40 hayır, %20 tam karar veremiyor gibi. Dolayısıyla o %20'nin sandığa gitmesi oranında, eğer kararsızlar giderse sandığa, kararsızların daha çok hayır yönünde olabileceğine inanıyorum. Yani mantık evet çıkması. Türkiye'deki gidişata baktığında olağanüstü hal, özgür şartlar altında bir seçim değil bu. Ama buna rağmen eğer bu kadar çekişmeli geçiyorsa, Türkiye'de demek ki hala yani direnç var. Yani bu tek adam seçimine karşı bir direnç var. Ve şunu söyleyeyim.
Ekonomi Sohbetleri programında Ali Ağoğlu, Özgür Altuğ ve Şant Manukyan referandum sürecinde ekonomiyi konuştu. 60 evet, 51 evet, 51 hayır, 60 hayır gibi 4 tane senaryo. Aslında bunlar da 60 değil ama 55 ve üstü demek daha kolaydı. Fakat o kadar detaya girmeden biraz daha uçlara gittiği zaman ne olur dediğim bir durumda. Benim tahminim ya da en azından benim yazdığım bir kısmını ben paylaşayım. 60 evet, 51 evet ve 51 hayırda erken seçim ihtimalinin yükseleceğini düşünüyorum. 60 hayır çıktığında bu ihtimal daha düşecek fakat farklı bir senaryo ortaya çıkar düşüncesindeyim. Evetlerde 60 evetin Avrupa Birliği'nin sorgulandığı hatta idamın bile dahil edildiği erken seçimle birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi, erken genel seçim, Avrupa Birliği referandumu ve hatta idam referandumu gibi çok sert bir takım kararların alınabileceği bir seçim dönemini bizi bekliyor olabilir dedim. Yani 60 üstü evet çıkar, çıkar ise. Evet. Peki. Yani daha doğrusu sert bir evet çıktığı takdirde diyeyim. Bunu sert bir evetin serti 55, 56, 57 gibi bir şey de sert. 65 de sert baktığınızda net bir evet çıktığında bu durum olabilir dedim. Biz genelde kurum olarak hep bu seçimlerin öncesinde ciddi anlamda şey yaparız. Anket çalışması, incelemesi yaparız daha doğrusu. Son 14 tane çıkmış ankete baktığınızda esasında net bir tablo yok. Ortalama aldığınızda 50.3 evetler önde, 48.5 hayırlar bir miktar geride gözüküyor. 1.3 de kararsız gözüküyor. Her anketin %2 civarında hata payı olduğunu düşündüğünüzde anketlerin ortalamasını almanın bu seçim için bir işe yaramadığını görüyorsunuz. Ha benim başka bir çalışmam var. Ben bazı ekonometrik modellerle bakıyorum. Ekonomik gerçeklerle oy verme davranışı arasındaki ilişkiyi ölçüyorum. Oradan da baktığınızda iki türlü sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Çünkü 1 Kasım seçimlerindeki oylama davranışı gerçekten Türkiye tarihinde pek olan, alışılagelen gördüğümüz bir oylama davranışı değil. Dolayısıyla modeller de esasında size net bir şey söylemiyor. Dolayısıyla Ali Bey'in yaptığı senaryo analizi en doğru analiz. Yani şu anda net size ya kesin şu çıkıyor, bu çıkıyor deme şansımız yok. Ama şunu söyleyeyim. Aslında benim anladığım kadarıyla Çin zaten yani bu şimdinin hikayesi değil, uzun süredir rahatsız Kuzey Kore'den ama orada kontrolsüz bir iktidar değişimi, bir çöküş olursa kendisine doğru çok büyük bir göç olacağından dolayı çok da böyle bir darbe vurulsun ama hükümet devlet de yıkılsın tarzı bir şey istemiyor. Ama şu son iki gündür konuşulan, tabii bunların hepsi senaryo yani birisi bir fikir atıyor onun üzerinden gidiyor. İşte ayın 15'inde şu andaki liderin dedesi veya babası tam bilmiyorum bir tanesinin doğum günü var. Dolayısıyla o doğum gününde büyük kutlamalar vesaire yapılacak, bir askeri şov olacak. Ondan önce Trump hani artık bugün tweetini de attı. Çin gelirse iyi olur ama gelmezse de biz gereken cevabı veririz şeklinde bir operasyon düzenlemek düşünüyor fikrinde. İşte o 150 bin kişilik Çin'in orduyu oraya yığmasının sebebi de ufak bir kısmı zaten Çin ordusunun ama büyük rakam tabii. Aydın Selcan, Medyascope TV özel yayınında Şayrat hava üssü saldırısı sonrasında Astana sürecinin bittiğini söyledi. Kalktığını beyan etmedi ama öyle görünüyor. Daha doğrusu şöyle bence, Astana bitti. Zaten Kerim Bey de değindi, belki de değinecek. İran, Suriye, Rusya toplantısı var Moskova'da malum. Ana hatta Cenevre'ye geri dönmek, hatta bu ABD'nin Şayrat'a yaptığı, işte seyir füzeleri de yaptığı müdahaleden sonra da Cenevre'yi güçlendirmek, Rusya'yı oraya daha yapıcı bir biçimde oturtmak gibi bir yaklaşım var anladığım kadarıyla. Türkiye'nin gözü tabii ABD yeni başkan, yeni başkanın bunu daha önce de söylemiştik, yeni başkanın belirleyeceği strateji. Burada çeşitli aktörler yani stratejiyi etkileyen kabine üyeleri konuştu. İşte kendi de kabine üyesi olan BM daimi temsilcisi Nikki Haley konuştu. O gitsin dedi Esad, kabaca özetlersek. Ama Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı Mattis ile Tillerson bunlar öncelik IŞİD dedi. Zaten işte ABD'nin önceliği, birinci, ikinci, üçüncü önceliği diyorum ben, IŞİD'di. Bunu toparlamak için pazar günü yayına çıkan Ulusal Güvenlik Danışmanı General Kor General McMaster da ikisi de bunlar birbirini dışlamaz dedi Esad'ın gitmesiyle. Benim altını çizmek istediğim asıl Trump sessiz burada. Yani Trump'ın ne dediği çok belli değil. Trump'ın İşte Şayrat'a müdahalesi, Han Şeyhun'daki kimyasal saldırıdan sonra özellikle kızının çok etkilenmesinden de kaynaklandı
gibi ifadeler var. Kendinin işte bir baba olması, büyük baba olması bu görüntüleri izledikten sonra. Ama burada sanıyorum asıl amaç ABD'nin küresel itibarını yeniden tesis etmek. Yani turpun büyüğü. Moskova Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Kerim Has ise ABD-Rusya ilişkilerinin yeni bir gerginliğe girdiğini söyledi. Tabii Rus-Amerikan ilişkilerinin zor bir dönemden geçtiği bir gerçek. Bu doğru. Özellikle Obama döneminde, o zaman Obama'nın ikinci döneminde ciddi anlamda gerileme yaşadı Rus-Amerika ilişkileri. Ama burada Trump'la birlikte bir anlamda Rusya'da da bir heyecan oluşmuştu. Biliyorsunuz Trump'ın işte Rusya ile olan ilişkileri veya Trump'ın yakın çevresindeki insanların Rusya ile ilişkileri dolayısıyla hatta Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahalesi bağlamında Trump'a yönelik eleştiriler de artmıştı. Ve bir anlamda Trump'la acaba Amerika bir işbirliği geliştirebilir mi diye Rusya'da da bir heyecan yaratmıştı Trump'ın seçilmesi. Ama genel olarak bu medyadaki heyecan çok fazla Rus siyasi karar alıcılarda o anlamda o kadar dışa yansımadı. Neticede Ruslar soğukkanlı insanlar, özellikle karar alıcılar, politika yapıcılar bu anlamda biraz daha durağan veya nasıl diyelim soğukkanlı bir şekilde meseleye yaklaşmayı tercih ettiler. Ve netice itibariyle ilk defa işte hepimizin bildiği peki kimyasal saldırıdan sonra bu ilişkiler artık ne yönde evrilecek? Bu tartışılıyor şu an itibariyle Rusya'da da. Burada işte kimyasal saldırının kim yaptı bu saldırıyı? Bunun neden gerçekleştiği ve Trump'ın buna verdiği bu tepki ne anlama geliyor Rusya açısından? Bunlar şu an Rusya'da en çok konuşulan meseleler. Ancak görünen o ki özellikle Putin'in dün akşam yaptığı yine bir açıklama vardı. Hiçbir şekilde Putin şu an itibariyle görünen o. Bunu Suriye rejiminin gerçekleştirdiği kanısında değil. İki ihtimal Putin öne çıkardı burada. Ya bu dediği bir provokasyon, bir yalan haber. Bu üretilmiş bir haber olarak değerlendiriyor bunu Kremlin. İkincisi budur. Suriye rejim güçleri muhtemelen diyor olabilir. Bunu ihtimal dışı görmüyor. Kimyasal silahların üretildiği veya işte zararlı maddelerle üretilen silahların üretildiği bir fabrikaya bombardıman yapmış olabilir ve oradaki insanlar ölmüş olabilir. Ama bu fabrika kimin kontrolünde? Terör örgütlerinin, işte IŞİD'in olabilir, El-Nusra'nın olabilir veya diğer cihatçı muhalif grupların olabilir şeklinde bir yaklaşım var Kremlin'in. Dolayısıyla burada özellikle hani Esad güçlerinin bu şekilde bir saldırı yaptığı konusunda bir kanıya sahip değil. Bu da şu anlama geliyor. Eğer teröristler konusunda işte Rusya'nın ifade ettiği IŞİD'in veya El-Nusra'nın yaptığı konusu. Transatlantik programında Gönül Tol, ABD'nin Şayrat üssüne füze saldırısı sonrası girilen yeni dönemi Ruşen Çakır'a şöyle değerlendirdi. 2013'te kimyasal silah kullanıldığında Obama yönetimi kararı, bu bizim kırmızı çizgimiz dedikten sonra bir sembolik saldırı düzenleme kararını kongreye bırakmıştı. Ve Trump bunu çok eleştirmişti. Dolayısıyla kampanya sırasında aslında buna çok vurgu yapmıştı ve şunu bekleyebilirdiniz. Yani Trump Obama'yı çok eleştirdi. Dolayısıyla kendisi Obama'nın yapamadığı şeyi yapacak beklentisi olabilirdi. Fakat maalesef Trump'a dair böyle düz mantık yürütmek çok kolay değil. O yüzden pek çok insan şaşırdı burada. Fakat şunu söylemek gerekiyor bence her şeyden önce. Bu çok sembolik bir saldırıydı. Türkiye'den de pozitif mesajlar geldi, yani hükümetten mesajlar geldi, bunu çok pozitif buluyoruz, yeterli değil ama pozitif diye. Şöyle bir beklenti oluştu, bence o yanlış bir beklenti. Amerika'nın Suriye politikası değişiyor mu? Bence değişmiyor. Bu çok sembolik bir saldırıydı ve muhtemelen bir defaya mahsus bir saldırıydı ve bütünüyle kimyasal silahlara odaklanmış bir saldırıydı. Bu anlamda Trump yönetiminin Suriye politikasının değiştiğini, Esad rejimine dair Amerikan siyasetinin değiştiğine dair bence yorumlar yapmak yanlış. Diğer taraftan herkesin böyle beklentisi olsun. Çünkü tam saldırıdan önce işte Birleşmiş Milletler'de Amerika'nın da aynı temsilcisi, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı pek çok kereler artık yani Esad meşruiyeti yitirmiştir vesaire türünden söylemlerde bulununca böyle bir beklenti oluştu. Artık Esad'ın gitmesine dair bir politika izleyecek Amerikan yönetimi.
bu askeri saldırıda onun ilk ayağı olarak görüldü. Ama böyle okumak çok yanlış. Dün Pentagon'a bir Dış Savunma Bakanı bir açıklama yaptı. Ondan sonra Trump gazetelere, Fox TV'ye verdiği röportajda bunun altını çizdi ve dedi ki bizim Suriye siyasetimiz değişmedi. Bu saldırı bütünüyle kimyasal saldırıya verilmiş bir yanıttı. Dolayısıyla bizim Suriye'deki askeri stratejimizi ya da siyasi diyaloğa dair hani ona bakış açımızı değiştirmemizi bekleyenler bunu beklemesinler. Bir değişiklik yok dedi. O yüzden bence bu saldırının çok bir şey olmayacak, etkisi olmayacak. Yani şöyle etkisi olmayacak yani sahadaki askeri dengeyi değiştirme açısından etkisi olmayacak. Etkisi şöyle olabilir, Rusya'nın vereceği tepki. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen patlamanın tünel kazılarak gerçekleştirilmiş bir terör saldırısı olduğunu açıkladı. Diyarbakır'da dün gerçekleşen patlamada 3 kişi hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Soylu da patlamanın araç tamiri sırasında meydana gelen bir kaza olduğunu açıklamıştı. Ancak bugün patlama bölgesinde fark edilen tünelle patlamanın bir terör saldırısı olduğu anlaşıldı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, teröristlerin 30 metrelik bir tünel kazdığı ve bombalı saldırıda yaklaşık bir tonluk patlayıcı kullanıldığı belirtildi. Saldırı sonrası yapılan operasyon kapsamında saldırıyla doğrudan ilişkisi olduğu iddia edilen 5 kişi, bunun yanı sıra yapılan terör operasyonlarında da 172 kişi gözaltına alındı. İngiltere'de meclise bağlı bir komitenin hazırladığı rapora göre Rusya ve Çin gibi yabancı hükümetler Brexit referandumunda seçmenlerin kayıt sisteminin çökmesine müdahil olmuşlar. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Avan Kamerası, Kamu İdaresi ve Anayasal İşler Komitesi'ndeki milletvekilleri geçtiğimiz yıl gerçekleşen Brexit referandumuna yabancı müdahalenin olduğu yönündeki iddialar karşısında derin bir kaygı duyuyor. Komite hazırladığı raporda hangi ülkenin bu müdahaleden sorumlu olduğunu net bir şekilde tespit etmiyor. Ancak Rusya ve Çin'in buna benzer siber saldırı yöntemleri kullandıklarının altı çiziliyor. Bulgular aynı zamanda Rusya'nın ABD ve Fransa'daki başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığına ilişkin iddiaları da yeniliyor. 7 Haziran günü hükümetin internet sitesinin belirlenen bitiş saatinden 100 dakika önce çökmesi üzerine Bakanlar Kurulu, Brexit referandumunda oy verme süresini uzatmak zorunda kalmıştı. Bu gelişme, on binlerce seçmenin oy kullanmaktan mahrum kalmış olduğuna ilişkin ciddi bir endişe yaratmıştı. Yetkililer, yaşanan teknik aksaklığın sebebinin seçimin son gününde 500 binden fazla seçmenin bir anda sisteme girmeye çalışması olduğunu söylese de, söz konusu aksaklık kamuoyunda ciddi bir tartışma yaratmıştı. Bugün yayınlanan rapora göre, sitenin çökmesine sebep olan şey, kötü amaçlı yazılımlar vasıtasıyla bilgisayar ağlarının kontrol edilmesi. Yaşanan olayın referandumun sonucunda ciddi bir etkisi olmasa da, komite, bu yaşananlardan önemli dersler çıkarılması ve gelecekte yapılacak seçimlerde çok daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Raporda, ABD ve Birleşik Krallığın siberden anladığı şey büyük ölçüde tekniktir ve bilgisayar ağları ile ilintilidir. Örneğin, Rusya için kitle psikolojisine ve bireyleri kendi çıkarlarına yönelik kullanmaya dayanan bilişsel yaklaşımları kullanmaktadır. Seçimlere müdahalelerde bu farklı siber saldırı biçimlerinin olası sonuçları oldukça açıktır, dendi. Raporun sonundaysa, PAKAK, yabancı müdahalelere ilişkin iddialar karşısında son derece kaygılıdır, dendi. Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, 8 bakan, 29 senatör ve 42 milletvekili hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasını kararlaştırdı. Soruşturmanın kökeni, 2014 yılında ortaya çıkan Brezilya devletine ait Petrobras şirketiyle ilgili Brezilya tarihinin en büyük yolsuzluk skandalına dayanıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda yolsuzluk skandalının tüm Güney Amerika kıtasına yayıldığı anlaşılmıştı ve Brezilya Federal Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Genan 1 Haziran'a kadar soruşturma bilgilerinin kamuoyuna duyurulmayacağını açıklamıştı. Ancak Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Edson Fesci'nin 4 Nisan'da elektronik olarak imzaladığı karar metni basına sızdı. Soruşturma bakanlar, senatörler ve milletvekillerinin yanı sıra 3 vali, 1 sayıştay denetçisi ve 24 üst düzey siyasetçi ve yöneticiyi kapsıyor. Soruşturmalar Odebrecht adlı yapı ve mühendislik şirketinin 77 mevcut ve eski yöneticisinin ifadelerine dayanıyor. İfadelerde en sık rastlanan suçların yolsuzluk, para aklama, kartel oluşturma ve ihale tekliflerinde dolandırıcılık olduğu görülüyor. Soruşturma açılan isimler arasında Brezilya'da en güçlü ikinci kişi olarak bilinen Başkan Michel Temer'in özel kalemi Bakan Eliseu Lemo Padilla da bulunuyor.
Brezilya'da geçen yıl gerçekleşen yolsuzluk karşıtı protestolar sonucu Senato, Başkan Dilma Rousseff'i önce 6 ay süreyle görevden azletmiş, daha sonra oylama sonucunda görevden almıştı. Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, Adolf Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nda kimyasal silah kullanmadığı yönündeki sözlerine gelen tepkiler üzerine özür diledi. Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, günlük basın toplantısında Suriye'nin kimyasal silah kullandığına dair iddiaları ele alırken, "Biz 2. Dünya Savaşı sırasında kimyasal silah kullanmadık. Biliyorsunuz, Hitler kadar alçak biri bile kimyasal silah kullanacak kadar alçalmamıştı," dedi. Spicer, gazetecilerin 2. Dünya Savaşı ile ilgili sözlerini açmasını istemesi üzerine, Hitler'in de kimyasal gaz kullandığını anımsadıktan sonra, sarin gazına gelince, "Esad'ın yaptığı gibi kendi insanlarına karşı kimyasal silah kullanmadı," sözleriyle Hitler'le Esad arasında fark olduğunu belirtmek istedi. Yahudilerin Hamursuz Bayramı sırasında Spicer'ın bu sözleri sarf etmesi, gazeteciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Gelen tepkiler üzerine Spicer, sözleri hakkında özür dilemek zorunda kaldı. "Holokost'la ilgili olarak uygun olmayan ve düşüncesiz bir ifade kullandım. Hiçbir şekilde kıyaslama yapılamaz. Bu yüzden özür diliyorum. Böyle yapmam bir hataydı." Spicer ve Twitter'dan tepki gösteren isimler arasında eski başkan Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın kızı Chelsea Clinton da vardı. Chelsea Clinton Twitter üzerinden, "Umarım basın sözcüsünün Holokost Müzesi'ni ziyaret etmeye vakti olur. Sadece birkaç blok ötede," dedi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bu sabah bir tekstil fabrikasında patlama meydana geldi. Doğan Haber Ajansı'na göre patlama sonrası yaşanan kimyasal sızıntıdan etkilenen 29 işçi hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Sitesi bölgesinde Boytek isimli tekstil fabrikasında bu sabah saatlerinde kimyasal reaksiyon sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında fabrikada çalışan işçiler dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 29 işçi bölgeye sevk edilen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı diğer işçiler ise olumsuz bir durumun yaşanmaması için evlerine gönderildi. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban ve Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay olay yerine giderek olayla ilgili bilgi aldı. Daha sonrasında Kaymakam Abban, kazanlardan birinde kimyasal reaksiyon nedeniyle aşırı ısınmadan dolayı patlama meydana gelmiş. "Koku ve duman nedeniyle fabrika boşaltıldı," dedi. Öte yandan Çerkezköy Organize Sanayi Sitesi Bölge Müdürlüğü tüm OSB çalışanlarına uyarı amaçlı bir SMS gönderdi. Gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı: "Değerli çalışanlarımız, akşam organize sanayi bölgesinde yaşanıldığı düşünülen kimyasal sızıntı olma ihtimaline karşı özellikle gece vardiyasından çıkan çalışanlarımız iş kıyafetlerini ve varsa etkilenen diğer kıyafetlerini diğer kullandığı elbiselerden ayrı yıkamalarını ve duş almalarını öneririz. Emziren çalışanlar için kimyasal madde ile ilgili net bilgiye ulaşılana kadar emzirmemeleri önerilir. Sütü sıvıp atmaları önerilir. Gerekli bilgi alındıktan sonra tekrardan bilgilendirme yapılacaktır." UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus konuk ettiği Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Gecenin diğer maçı olan Borussia Dortmund, Monaco maçı ise terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Gecenin tek karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Juventus, aradığı golü 7. dakikada buldu. Sağ kanattan ceza sahasının çalımlarla ilerleyen Juan Cuadrado, topu Paulo Dybala'ya aktardı. Arjantinli futbolcu net bir vuruşla topu filelere gönderdi. Maçın 22. dakikasında soldan gelişen atakta, ceza sahasında yine topla buluşan Dybala'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ikinci kez Barcelona filelerine gitti. İkinci yarıda da üst üste ataklar geliştiren İtalya temsilcisinde sol kanattan Miralem Pjanic'in köşe vuruşunda topa iyi yükselen Giorgio Chiellini 55. dakikada kafa vuruşuyla Juventus'u 3-0 öne geçirdi. İtalyan ekip maçı da bu skorla kazandı. Gecenin diğer karşılaşması Borussia Dortmund ile Monaco arasında oynanacak maç öncesinde Borussia Dortmund takım otobüsünde patlama meydana geldi. Borussia Dortmund'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada patlama sonrası oyuncuların güvenli bir bölgeye taşındığı ancak İspanyol futbolcu Marc Bartra'nın yaralandığı belirtildi. Kolundan yaralanan Marc Bartra hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Alman emniyeti takım otobüsüne yakın 3 bölgede patlama meydana geldiğini kaydetti. Dortmund savcısı Lük ise olayın arka planının yoğun bir şekilde araştırıldığını dile getirerek adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını söyledi. Borussia Dortmund-Monaco maçının oynanacağı stat olaydan sonra boşaltılarak maç bugüne ertelendi.
Çeyrek final müsabakalarına bugün oynanacak Bayern Münih Real Madrid ve Atletico Madrid Leicester City ve bugün ertelenen Borussia Dortmund Monaco maçlarıyla devam edilecek. Caz ile elektronik müziği bir araya getiren Berlin merkezli X Jazz Festival, Kabak ve Lin Records People ve Goethe Enstitüsü işbirliğiyle bu akşam İstanbul ve Ankara'da başlıyor. İstanbul'da bu akşamdan başlayarak 4 gece boyunca 12 farklı mekanda sürdürülecek X Jazz Festivali'ne Babylon, Kargard, Arka Oda, Peyote, Klein ve Nardis gibi kulüpler ev sahipliği yapıyor. İlk olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenmeye başlayan festivalin İstanbul etabında Martin Kolstedt, İstanbul X Berlin Ensemble, Rain Lab, İdil Meşe ile Da Poet, Krak & Smak ve İpek İpekçioğlu gibi isimler sahne alacak. X Jazz Festival Ankara ise Pixar, 645KK Ankara, Siyah Beyaz, June Pop, If Performance Hall, Voodoo Blues, Kite, Federal Coffee Company gibi kulüplerde perde açacak. Ankara'da sahneye çıkacak grup ve sanatçılar ise şöyle: İsmail, Krak & Smak, The Drifter, Giuliano Peret, Ondur Ertem, Lysian Trio, Ankara Berlin Ensemble, Lhasa, Song for a Breeze. İstanbul ve Ankara'da bu akşam başlayacak festivalin Berlin ayağı ise 3-7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Festivalin Türkiye'deki festival destekçileri, Garanti Caz Yeşili, Goethe Institute İstanbul, Hollanda Başkonsolosluğu İstanbul, Can Göz Müzik. Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Selam sana küçük ekranların büyük sevdalısı. Daha gözünü açmadan komikli video açan sen, ben, biz hepimiz. Kahvaltıda kimler var? Ağzından gökkuşağı çıkan bir kız ve ananasla dans eden bir eleman. Afiyet olsun. Telefonla koşarken dikkat et. Yola değil ya, izlediğim videoya tabii ki. Kedi videosu aç, bebek videosu aç, şebek videosu aç. Aç işte. Sadece video değil, film de izle. Katili göremedin mi? Darız öbür filme. Bak işte filmin en romantik yeri. Birisi fonu mu çekti? Bak bak, filmin en sürpriz yeri. Oo, dayı bu sahneyi çok beğendi. Filmin en heyecanlı yeri. Yoksa arayan sevgilin mi? Filmin en... Oo, şarj bitti. Şimdi o telefonu yavaşça cebine koy. Kaldır kafanı. Sinemayla arana hiçbir şey girmeden... Beyaz Perde ve Sen. İstanbul Film Festivali başlıyor. Eskiden mağazalarda görmeye alışık olduğumuz şeffaf bağış kumbaralarının yeni ekonomiye, yeni ödeme alışkanlıklarına uygun haldir. Küsuratlarınızı yuvarlayarak bir üniversite öğrencisinin eğitimini desteklemekten, kanserli bir çocuğun tedavisine destek olmaya, nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasından, doğal afet zedelerine destek olmaya kadar birçok alanda küsuratlarınızla büyük değişimler yaratabilirsiniz. Sorsana eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya çalışan bir mobil öğrenme platformu aslında. Türkiye'nin bir ucundaki öğrenciyi işte belki İstanbul'daki, İzmir'deki, Ankara'daki o eğitime rahat ulaşan öğrencilerle buluşturmaya çalışıp onları birbirine yardımlaşmasını sağlayıp bir eşitlik yaratmaya çalışıyoruz. Biz ustamdan olarak Devrek'teki bastonu, Ödemiş'teki İğnoyası'nı, Eskişehir'deki Lületaş'ını, Antep'teki Yemeni'yi dünyaya taşımak istiyoruz. Binlerce yıldır bu topraklarda devam eden, bizim kültürümüzün parçası olan bu zanaatları tasarım dokunuşuyla insanlara ulaştırmak istiyoruz. Ve bunu da hikayelerin gücünü kullanarak genç ve yaratıcı ekibimizle başarmak istiyoruz. Türkiye'de çok fazla fikri olan ama uygulayamayan yaratıcı insan var. Bu tarz platformların buluşumun yaptığı gibi böyle biraz taşın altına elini koyarak sayılarını artırması gerekiyor. Neticede
kar amacı gütmeyen yapılar olduğu için çok da fazla sektörden destek alamıyor bu tip kurumlar. Buluşumun bize sağladığı bu fon sayesinde bundan sonra da daha çok kişiye ulaşabileceğiz. Arkanızda bu tip büyük bir platform olduğu zaman bazı kapılar çok daha hızlı açılabiliyor. Buluşumun network sayesinde daha fazla markaya yayılma şansımız oldu. Sadece girişimci değil, sosyal girişimci. Aslında bunu bu coğrafyada yapmak çok zor oluyor. Ama bu zorluğu Buluşum gibi platformlar sayesinde biz aşabiliyoruz. Onların varlığı bize ilk olarak şunu söylüyor: yalnız değilsiniz ve doğru yoldasınız.